Herkese esenlikler, değerli insanlar. Bir programda, bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere bir profesörümüzü dinleteceğim. Yalnız ondan önce biliyorsunuz Kur'an'da Fussilet Suresi var. O Fussilet Suresi'nde yerin ve göklerin nasıl yaratıldığını anlatır. Bu ayetleri önce sizlere vereceğim. Daha sonra sevgili profesörümüz Ali Polat ile sizleri baş başa bırakacağım. Gerçekten ilginç şeyler anlatıyor. Bizleri tatmin edici bilgiler veriyor. Ve dinlemenizi salık veririm. Çünkü gerçekten ya bilim diyeceğiz ya da böyle saçmalıklara, orta çağ bilgilerine inanmaya devam edeceğiz. Çünkü kutsal kitaplar evrenin nasıl yaratıldığını anlatmaya çalışıyorlar kendilerine göre ve insanlar bu kitaplara iman ediyorlar ve bunlara inanıyorlar. Oysa bilim bize başka şeyler söylüyor. Yani kutsal kitaplarda anlatılan bu evrenin, insanın, canlıların yaratılması, yani kutsal kitaplarda anlatılan ortaçağ bilgileridir. Günümüz gerçekliğiyle hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Günümüzde teknoloji oldukça gelişmiş durumda. Bütün araç ve gereçler kullanılmakta bu konuda. Gök taşları incelenmekte ve doğanın, canlıların, insanın nasıl, ne zaman meydana geldiği süreci bize açıklamakta arkadaşlar. Oysa kutsal kitaplar, ne diyor kutsal kitaplar? Ol dedik oldu. Yani sorumuza yanıt bulamıyoruz kutsal kitaplarda. Onun için bilime kulak vermemiz gerekiyor. Lütfen ince kulaktan dinleyin arkadaşlar. Bakınız şimdi önce ben sizlere ayeti vereyim. Evreni açıklıyor güya. Evreni nasıl yarattığını açıklıyor. Kur'an'ın Tanrısı. Buyurun beraber okuyalım. 9. De ki siz yeri 2 günde yaratanı gerçekten inkar edip duracak mısınız? Bir de ona eşler koşuyorsunuz ha. O bütün alemlerin Rabbidir. 10. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. 11. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece Allah onları 2 günde 7 gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kendilerle kandillerle süsledik. En yakın gök artık neresi oluyorsa onu da yıldızlarla süsledik diyor. Ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Buyurun bize uzay ve evren, dünya konusunda Kur'an'ın verdiği bilgi. Buna bilgi denirse değerli insanlar. Şimdi ben sizleri fazla meşgul etmeden profesörümüzle baş başa bırakacağım. Değerli insanlar, bakın şimdi profesörümüze kulak verin ve onu gayet dikkatli bir şekilde, anlayacak bir şekilde dinleyin derim değerli insanlar. Evet. Değerli katılımcılar, ilginiz için çok teşekkür ederim. Hepinize Kanada'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Konuşmama başlamadan önce bizi burada buluşturan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden arkadaşım Neşe Değirmenci'ye
ve İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim kuruluna içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca beni yetiştiren, bana emeği geçen tüm hocalarıma da buradan en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere dünyanın ve güneş sisteminin oluşumunun nasıl meydana geldiğini ve ilk 150 milyon yıl içerisinde neler olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağım. Bu görselde iki tane fotoğraf görmekteyiz. A fotoğrafında Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nden alınmış bir göktaşının fotoğrafını görmekteyiz. B fotoğrafında ise Amerika'nın Washington'daki Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi'nden alınmış bir göktaşı fotoğrafı görmekteyiz. Sizlerin de dikkatini çekeceği gibi göktaşların büyük bir kısmı kara bir renkle kaplıdır. Niçin bunların yüzeyi karadır? Bunun nedeni göktaşları büyük bir hızla, genellikle saniyede 10 ile 15 kilometrelik bir hızla atmosfere girdikleri zaman ısınmakta. Bu ısınmadan dolayı göktaşlarının yüzeyi erimektedir. Çünkü sıcaklık 1500-2000 dereceye kadar çıkmakta. Atmosfer soğuk olduğu için de erigiyikler hemen donarak cam yapısı haline gelmektedir. Ve fotoğrafında yelpaze yapısı görülen bir göktaşı görmekteyiz. Ok işaretleri bu göktaşının atmosfere girdiği sırada erimesiyle oluşan erigiyiklerin göç yönünü göstermektedir. Dolayısıyla mavi okun gösterdiği kısım bu göktaşının atmosfere giriş yönünü bize göstermektedir. Şimdi diyeceksiniz ki 4.6 milyar, 4.5 milyar yıl önce ki bu olayları nereden ve nasıl biliyoruz? Bu olayları bilmemizi sağlayan birçok kanıt vardır. Bunlardan birisi yere ve zamana bağlı olmayan doğal yasalardır. Bu yasalar bugün neyse 4.6 milyar yıl önce, 10 milyar yıl önce de aynıydı. Dolayısıyla bu yasaları kullanarak geçmişi anlamak mümkündür. İki, yer çekimi, genel görecelik, kuantum mekaniği, bulutumsu çökme kuramları gibi test edilebilir bilimsel kuramlardan bilmekteyiz. 3. Kepler yasaları gibi matematiksel denklemlerden bilmekteyiz. 4. Teleskop ve uydu ile doğrudan yapılan gözlemlerden bilmekteyiz. 5. Radyoaktif element yöntemiyle yapılan yüzlerce göktaşı ve yerdeki taşlardan bilmekteyiz. 6. Yıldızlardan bize gelen elektromanyetik dalgalarının analizinden bilmekteyiz. Dolayısıyla elimizdeki bilgiler gerçeğe yakın, sağlam bilgilerdir. Bu konuda bu tartışmada şu bilimsel soruları konuşacağız. Dünya ve Güneş sistemi nasıl oluştu? Dünya ve Güneş sistemi ne zaman oluştu? Dünyanın kimyası ve diğer gezegenlerin kimyası nasıl şekillendi? Göktaşları dünyanın kökeni hakkında ne tür bilgiler veriyor? Göktaşlarını kullanarak dünyanın ve Güneş sisteminin geçmişi hakkında, hatta evrenin geçmişi hakkında neler söyleyebiliriz? Oluşumundan sonra dünya nasıl bir evrim izledi? Göktaşları ile insanlar arasında bir bağlantı var mıdır? Bunları kısaca tartışacağız. Bu görseldeki A fotoğrafında güney yarım küreden gece çekilmiş bir fotoğrafı görmekteyiz. Aydınlık bir gecede, bulutsuz bir gecede gökyüzünde 10 bine yakın yıldız görmek mümkündür. Fotoğraftaki bant, koyu bant şekilli kısım
bizim Samanyolu galaksimizin kollarından birini temsil etmektedir. Evren devasa, çok büyük olduğu için evrendeki uzaklıklar ışık yılı ile ölçülmektedir. Bildiğiniz gibi ışık bir saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmektedir. Bu ışığın boşluktaki sayısıdır. Işık yılı uzaklığı ise yaklaşık 9.6 trilyon kilometredir. Peki dünyamızın ve güneş sisteminin Samanyolu'ndaki yeri neresidir? Yapılan çalışmalar göstermiştir ki güneş sistemi Samanyolu galaksisinin merkezinden yaklaşık 27 bin ışık yılı ötededir. Ve Samanyolu galaksisinin çapı 109 bin ışık yılı büyüklüğündedir. Güneş sisteminin Samanyolu galaksisinin merkezine nazaran izlediği yol bu yaklaşık 230 milyon yılda bir tamamlamaktadır. Yani bugünkü bulunduğumuz yer dinozorların ilk defa ortaya çıktığı yere tekabül etmektedir. Yaklaşık 230 milyon yıl önce dinozorlar dünyada ortaya çıkmaya başlamıştı. Hızımız ise yaklaşık saatte 800 bin kilometrelik bir hız. Devasa bir hızla Samanyolu'nun merkezi etrafında dönmekteyiz. Güneş ve gezegenler nasıl oluştu? Güneş ve gezegenlerin oluşumu konusunda çok sayıda teori ortaya atılmıştır. Bunlardan başlıcaları şöyledir. Güneşten kopma hipotezi James 1917'de atılmıştır. Başka bir yıldızdan parça koparma hipotezi. Üçüncüsü ise bulutumsu çökme hipotezi ya da teorisidir. Güneşten kopma hipotezine göre güneş çok hızlı döndüğü için ekvatoru çevresindeki madde parçalanarak uzaya savrulmuş. Bu uzaya savrulan madde yoğunlaşarak gezegenleri oluşturmuştur. Bu hipotezi destekleyen pek bir kanıt bulunamamıştır. Başka bir yıldızdan kopma hipotezi de aynı şekilde pek fazla bir kanıta sahip değildir. Bugün bilim adamlarının büyük çoğunlukta kabul ettiği teori ise bulutumsu yani nebula çökme teorisidir. Bu teoriye göre bugünkü güneşin ve yakın bölgedeki yıldızların bulunduğu yerde sadece gaz ve toz bulutu bulunmaktaydı. Büyük bir ihtimalle bir süpernova patlamasından gelen şok dalgaların etkisiyle bu gaz ve toz bulutunun dengesi bozuluyor. Kütle yoğunlaşmaya, tozlar, gazlar birbiriyle çarpışmaya başlıyorlar. Bu olay aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi saatin tersi yönünde bir dönme meydana getiriyor. Parçalar çarpıştıkça ısınma artıyor ve aynı zamanda da yassılaşma meydana geliyor. Sonuçta yassı disk şekilli bir sistem ortaya çıkıyor. Bulutumsu çökme kuramının kanıtları nedir? Bütün gezegenler güneş etrafında aynı yönde dönmekte ve aynı düzlemde bulunmaktadır. Güneşe yakın gezegenler taş gezegenler olup sadece birkaç uyduya sahiptirler. Güneşten uzak olan gezegenler daha büyük, genellikle gaz ve buzdan oluşmakta ve çok sayıda uyduya sahiptirler. Uyduların büyük bir çoğunluğu gezegenlerin etrafında, gezegenlerin güneş etrafında döndüğü yönde dönmektedir. Bulutumsulardan yıldız oluşumu Samanyolu Gök Adası'nda bugün doğrudan gözlenmektedir. Teleskoplarla bu olayları bugün gözlemek mümkündür. Bu görselde ki A fotoğrafında bizden 1500 ışık yılı uzaklıktaki Orion bulutumsundaki yıldız oluşumunu görmekteyiz. Bu devasa
bulutumsu yapısının içerisinde birçok parlak alanlar görülmekte. Bu parlak alanlar bu bulutumsu içerisinde yeni yıldızların oluştuğunu göstermektedir. Yani bulutumsu çökmesi sırasında birkaç değil, onlarca belki de yüzlerce yıldız oluşmaktadır. Yapılan kimyasal analizler bu bulutumsunun %98 moleküler gazdan, ki bunlar büyük bir çoğunlukla hidrojen ve helyumdur ve gerisi %1 diğer elementlerden meydana gelmiştir ve %2 miktarında da toz parçacığı bulunmaktadır. Soru, gaz ve toz bulutundan meydana gelen Samanyolu parçası nasıl oldu da üzerinde yaşadığımız dünya gibi bir gezegene dönüştü? Sorunun cevabı zamandır. Milyarlarca zaman içerisinde Güneş sisteminin ve dünyanın geçirdiği evrim gaz ve toz bulutundan sonuçta insana kadar ulaştı. Yani bu gaz ve toz bulutları içerisindeki parçalar bizim ilk atalarımız sayılabilir. Bu görselde bizden 63 ışık yılı ötede yer alan yaklaşık 20 milyon yıl yaşlı Beta Pictoris yıldız oluşumunu görmekteyiz. Görselin ortasındaki alan, okla gösterilen alan karartılmış. Çünkü gezegenlerin oluştuğu yerleri göstermek için orta kısım karartılmıştır. Burada da görüldüğü gibi bir disk şekilli yapı vardır. Bu disk şekilli yapının kenarlarında kızılötesi ışıkların gösterdiği çarpışmalar meydana gelmekte. Yani küçük küçük gezegencikler, gök taşları ve yığışma olmaktadır. Yıldızdan uzaklaştıkça kızılötesi ışınların niteliği azalmakta, bu bölgelerde de gaz gezegenler oluşmaktadır. Şu anda biz bu konuşmayı yaparken evrende milyarlarca yeni güneşler, yeni dünyalar oluşmaktadır. Bu görselde Güneş sisteminin bulutumsu çökmesiyle nasıl oluştuğunu adım adım görmekteyiz. Sağ üst köşede bulutumsunun çökmesinin başlangıcını görmekteyiz. Büyük bir ihtimalle bir süpernova patlamasından gelen şok dalgaları bulutumsu içerisindeki gazların ve tozların dengesini bozuyor, çarpışma başlıyor, yer çekimi işe giriyor, böylece maddeyi yoğunlaştırıyor. Madde yoğunlaştıkça dönmeye başlıyor. Güneş sistemi içerisindeki dönme yönü ise saatin ters yönündedir. Sıkışma devam ettikçe sıcaklık artıyor ve bulutumsunun büyük bir çoğunluğu merkezde toplanmaya başlıyor. Merkezde toplandıkça, çarpışmalar arttıkça sıcaklık artıyor ve merkezdeki sıcaklık binlerce, on binlerce hatta milyonlarca dereceye kadar yükseliyor. Esas güneş oluşmadan önce ilksel güneş oluşmaktadır. İlksel güneşin oluşma sıcaklığı yaklaşık 5 milyon derecedir. Esas güneşin, yıldızın yani nükleer reaksiyonların başlaması için sıcaklığın 10 milyon derecenin üzerinde olması gerekiyor. Bu fotoğraflardan gördüğümüz gibi güneş sisteminde kimyasal bir tabakalanma mevcuttur. Merkezde hidrojen ve helyumca zengin güneş, ona yakın çevrede silikatlar, daha uzak bölgelerde ise helyum, hidrojen gazları yer almaktadır. Bu görsel birinci görselin, daha önceki görselin devamı niteliğindedir. Güneşteki sıcaklık 5 milyon dereceye çıktığında büyük miktarda şok dalgaları ortaya çıkmakta. Bu şok dalgaları güneşin yakın çevresindeki yoğunlaşmamış gazları, özellikle
hidrojeni, helyumu, oksijeni, karbon gibi gazları iç kısımdan dış kısma taşıyor. Böylece merkeze yakın bölgede sadece erigme derecesi yüksek olan metaller, kalsiyum, silisyum, alüminyum, demir gibi metaller kalıyor. Dış bölgeler ise gazca zenginleşmiş duruma geliyor. Dış bölgelerdeki gazların olması dış bölgelerdeki gaz gezegenleri oluşturuyor. İç bölgede silikat bileşiklerinin olması ise güneşe yakın bölgede silikatça zengin yani taş gezegenlerin oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla güneş sistemindeki gezegen dağılımının başlangıcını güneşten yayılan şok dalgalarına ve elementlerin güneşe olan uzaklıklarına bağlayabiliriz. Görselin sağ alt köşesinde güneş sisteminin bugünkü şeklini görmekteyiz. Bugünkü şekliyle ortada güneş, 8 tane gezegen, Jüpiter ve Mars arasında asteroid kuşağı, Neptün'den sonra da Kuiper kuşağı yer almaktadır. Nükleer tepkimenin başlangıcı güneşin merkezindeki sıcaklık yaklaşık 10 milyon dereceye çıktığında olmuştur. Ve ilksel güneşten gerçek anlamdaki güneşe dönüşüm başlamıştır. Peki güneş sisteminin oluşumu sırasında bulut çökmesine neden olan süpernova patlamasının kanıtları nelerdir? Kanıtlarını anlamak için göktaşları içerisinde yer alan, özellikle kondritler içerisinde yer alan kalsiyum ve alüminyumca zengin katı kapanımlara bakmamız gerekiyor. Bu durumda kısa ömürlü izotoplar bize son derece hassas, gerçeğe yakın bilgiler sağlamaktadır. Alüminyum 26, demir 60 gibi elementler sadece süpernova patlaması sırasında oluşmaktadır. Bunlar aynı zamanda kısa ömürlü izotoplardır. Alüminyum 26, magnezyum 26'ya dönüşmekte ve bu sistemin yarı ömrü ise 720 bin yıldır. Benzer şekilde demir de duraysız bir, demir 60 da duraysız bir izotoptur. Nikel 60'a dönüşmektedir. İşte biz bu iki izotop sistemini kullanarak güneş sisteminin oluşumu sırasında süpernova etkisinin olup olmadığını test edebiliriz. Eğer süpernova etkisi var ise alüminyum 26 bozuşarak magnezyum 26'ya dönüşüyor ve böylece kondritler içerisindeki aşağıda gördüğümüz gibi magnezyum 26 magnezyum 24 oranını yükseltiyor. Benzer şekilde nikel 60'ın ortaya çıkması nikel 60, nikel 58 oranını yükseltiyor. Göktaşlarında yapılan çalışmalar bu oranların yüksek olduğunu, dolayısıyla güneş sisteminin başlangıcında süpernovanın bir etkisi olduğunu göstermektedir. B şeklinde bu izotopların dağılımını görmekteyiz. Yatay eksende alüminyum 27, magnezyum 24, dikey eksende magnezyum 26, magnezyum 24 oranı yer almaktadır. Eğer süpernova patlamasının etkisi olmasaydı magnezyum 26, magnezyum 24 kırmızı kesik çizgi gibi olacaktı. Fakat bugünkü gördüğümüz çizgi burada siyah çizgidir. Bu nedenle süpernova patlamasının etkisi olduğunu, büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Güneş sisteminde neden iki tür gezegen vardır? Daha önce de belirttiğimiz gibi güneş sisteminde taş, katı taş gezegenler ve gaz ve gaz gezegenlerin dışında da buz gezegenler yer almaktadır. Güneş sistemindeki gezegenlerin kimyası onların
güneşten olan uzaklığına bağlıdır. Ve bu hemen hemen her yıldız sisteminde meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalar yıldız oluşumu sırasında, yani yıldız sistemleri oluşumu sırasında bir donma çizgisinin oluştuğunu göstermektedir. Bu donma çizgisi güneşten yaklaşık 400 ile 700 milyon yıl milyon kilometre uzaklıktadır. Bu da yaklaşık 3 astronomik birime tekabül etmektedir. Astronomik birim de 150 milyon kilometre olup dünyamızın güneşten olan uzaklığını göstermektedir. Bu şekilde gördüğümüz gibi donma çemberinin iç kısmında yoğunlaşan elementler demir, silisyum, kalsiyum, oksijen, alüminyum, magnezyum, sodyum gibi elementlerdir. Bunlar genellikle silikatları oluşturmaktadır. Donma çizgisinin dışındaki elementler ise büyük çoğunlukla hidrojen, helyum, karbon, azot, oksijen bileşimleridir. Donma çizgisinin iç kısmında metaller, taşlar yoğunlaşmakta. Dolayısıyla taş gezegenlerin oluşmasına yol açmaktadır. Donma çizgisinin dışındaki moleküller ise buz gezegenlerin ve gaz gezegenlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu görselde Güneş sistemindeki ısı dağılımı, 4.5 milyar yıl önceki ısı dağılımını görmekteyiz. Şekilden görüleceği gibi Güneş'in merkezindeki sıcaklık 10 milyon derecenin üzerinde, fakat Güneş'in yüzeyindeki sıcaklık yaklaşık 5500 derece. Bu sıcaklıkta aynı zamanda Dünya'nın iç çekirdeğinin sıcaklığına tekabül etmektedir. Yani Dünya'nın iç çekirdeğinin sıcaklığı ile Güneş yüzeyinin sıcaklığı hemen hemen aynıdır. Şeklin üst kısmında sıcaklık değerleri görülmektedir. Dünya'nın olduğu yerdeki sıcaklık yaklaşık 330 derece civarındaydı ki bu düşük sıcaklıkta metaller yoğunlaşarak silikatleri ve oksitleri oluşturmuştur. Mavi çizginin dışında kalan yerde ise buz ve gaz gezegenleri oluşmuştur. Bunlar büyük bir çoğunluğu su, amonyum, metan, karbondioksit gibi gazlardan oluşmaktadır. Kısaca donma çizgisiyle Güneş arasındaki bölgede uçucu olmayan elementlerin yoğunlaştığını görmekteyiz. Böylece bu bölgede metaller ve silikatler oluşmakta. Bu metaller ve silikatler birleşerek yoğun taş gezegenlerini oluşturmakta. Taş gezegenlerin yoğunluğu 4 ile 5.5 gram santimetre küp arasında değişmektedir. Dış gezegenler ise hafif gazlardan oluştuğu için düşük yoğunlukludurlar. Dolayısıyla Güneş sistemindeki gezegenlerin yoğunluğunun da Güneş'in ısı yapısı ile yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu görselde Güneş sistemindeki çeşitli kütlelerin, çoğunlukla gezegen ve uyduların karşılaştırmasını görmekteyiz. Bulutumsu çökme teorisi Güneş'in en yüksek kütleye sahip olacağını öngörmektedir. Yapılan ölçümlerde Güneş sisteminin kütlesinin %99.8'inin Güneş'te toplandığını, geriye kalan 0.2'nin ise tüm gezegenlerde asteroid kuşağında, Kuiper kuşağında toplandığını göstermektedir. Güneş kütlesi Dünya kütlesinin yaklaşık 300 bin katıdır. Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter ise Dünya kütlesinin 318 katı bir kütleye sahiptir. İlk aşamada silikat parçaları, metal parçaları bir araya gelerek küçük ölçekli gök taşlarını oluşturmuştur. Gök taşları da birleşerek gezegenciklere dönüşmüştür. Büyük bir ihtimalle
Güneş sisteminin başlangıcında onlarca hatta yüzlerce gezegen olduğu düşünülmektedir. Bu gezegenlerin ayakta kalması, büyümesi doğal seçilimle olmuştur. Çevresindeki parçacıkları yutan, toparlayan gezegenler, gezegencikler büyüyerek gezegenlere dönüşürken diğer gezegencikler kaybolmuşlar. Sonuçta Güneş sistemimizde 8 tane gezegen ortaya çıkmıştır. Bu şekilde de görüleceği gibi doğal seçilim olayı sadece canlılar üzerinde değil, cansız dünyada da olmaktadır. Benzer şekilde çeşitli güneşler de birbirini yutmakta, galaksiler de birbiriyle birleşmekte, çarpışmakta. Yani evren tümüyle bir doğal seçilim tarafından idare edilmektedir. Yapılan teorik çalışmalar dış gezegenlerin ve uydularının küçük güneş sistemleri gibi oluştuğunu göstermektedir. Bu çalışmalar dış gezegenlerin çok sayıda uydusu olduğunu öngörüyor. Bu şekilde görüldüğü gibi Jüpiter, Satürn gibi gezegenler küçük güneş sistemleri gibi oluşmuş, çevrelerinde çok sayıda uyduya kavuşmuşlardır. Jüpiter'deki uydu sayısı 79, Satürn'deki uydu sayısı 82, Uranüs'teki uydu sayısı 27, Neptün'deki uydu sayısı ise 13'tür. Görüldüğü gibi bu uydular iç gezegenleri, Dünya'da bir, Venüs'te, Merkür'de uydu yok, Mars'ta iki küçük uydu var. Dış gezegenlerin fazla uydusu olmasının nedeni onların bir küçük güneş sistemi gibi oluşmasına bağlanmaktadır. Bu görselde dış gezegenlerin kütlelerinin karşılaştırılmasını görmekteyiz. Jüpiter en fazla kütleye sahip gezegen olup Dünya kütlesinin 318 katındadır. Satürn ise Dünya kütlesinin 95 katındadır. Uranüs 14 Dünya kütlesine sahiptir. Neptün ise 17 Dünya kütlesine sahiptir. Dev gaz gezegenler Jüpiter ve Satürn büyük çoğunlukta hidrojen, helyum gibi elementlerden oluşmuştur. Uranüs ve Neptün ise daha çok su, amonyum gibi, metan gibi gazlardan oluşmuş olup donmuş gezegenlerdir. Dolayısıyla bunlara aynı zamanda dev buz gezegenler adı da verilmektedir. Bu gezegenlerin az miktarda da olsa taş içerdikleri tahmin edilmektedir. Dış gezegenlerin hemen hepsi halkalara sahiptir. Yıllarca birçok bilim adamı bu halkaların nasıl oluştuğu konusunda kafa yormuştur. Yapılan çalışmalar, teleskop gözlemleri bu halkaların uydulara çarpan gök taşlarının oluşturduğu gazların, tozların ve katı parçacıkların bir araya gelmesiyle oluştuğunu göstermektedir. Bu dev gezegenlerin yer çekimi çok büyük olduğu için çarpışma sırasında ortaya çıkan parçacıklar bir araya gelemiyor ve uydulara eklenemiyor. Böylece kendi başlarına gezegenin etrafında dönerek halkaları oluşturuyor. Şimdi gök taşlarından gezegenlere nasıl bir dönüşüm olduğunu kısaca görmeye çalışacağız. A fotoğrafında 1 ile 100 kilometre büyüklüğüne sahip bir gök taşını görmekteyiz. Bu gök taşları bir araya gelerek, çarpışarak daha büyük gök taşlarına ve gezegenciklere dönüşmektedir. B fotoğrafında daha büyük çaplı bir gök taşını görmekteyiz. Gök taşlarının çapları 1000 kilometreye yaklaşınca bunlar küresel şekil almaya başlıyorlar. Bunun nedeni ise bu büyüklükteki gök taşlarının içerisindeki sıcaklık fazla olduğu için manto yumuşuyor. Dolayısıyla elementler yer değiştirerek
en duraylı şekil olan, evrendeki en duraylı gök cisim şekli olan küre şekline dönüşüyor. Oluşumun hemen ardından sonra dünya fiziksel ve kimyasal bir ayrımlaşmaya uğruyor. Bu ayrımlaşma sonucunda da dünyamızda değişik katmanlar meydana geliyor. Bu katmanların başlıcaları çekirdek, manto ve kabuktur. A fotoğrafında dünyayı oluşturduğu tahmin edilen bir kondrit göktaşını görmekteyiz. Bu göktaşı taşları birbirine eklenerek sonuçta dünyayı oluşturmuştur. Dünyanın içerisindeki sıcaklık 1500-2000 dereceye, hatta merkezde çok daha yükseklere çıktığı için demir ve nikel gibi yoğunluğu yüksek olan elementler iç kısma çökerek çekirdeği oluşturmuşlardır. Çekirdek başlangıçta sıvı niteliğindeydi. Daha sonra çekirdeğin iç kısmı katılaşarak katı iç çekirdeği oluşturmuştur. Soru: peki çekirdek ne zaman oluştu? Çekirdek oluşumu ne kadar sürdü? Bu sorulara yanıt aramak için yine kısa ömürlü izotoplara başvurmamız gerekiyor. Bu izotop sistemlerinden hafnium, tungsten izotopu bu çalışma için, bu sorunlara cevap vermek için ideal bir izotop sistemidir. Bu izotop sisteminin yaşı 9 milyon yıldır. Hafnium elementi silikatlara yakın bir element olduğu için mantoda yoğunlaşıyor. Tungsten elementi ise metalik özellik gösterdiği için demirle beraber çekirdeğe göç ediyor. Dolayısıyla eğer çekirdek çok kısa bir süre sonra oluştuysa mantodaki tungsten 182, tungsten 183 oranının yüksek olması gerekiyor. Yapılan çalışmalarda mantodaki bu oranın yüksek olduğunu, dolayısıyla çekirdeğin hemen başlangıçta oluştuğunu, oluşum süresinin yaklaşık 24 ile 38 milyon yıl sürdüğünü biliyoruz. Bugünkü kabul edilen yaş 34 milyon yıldır. Yani çekirdeğin 4.57 milyar yıl ile 4.50 milyar yıl önce oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki ay nasıl oluştu? Benzer şekilde birçok bilim adamı ayın oluşması konusunda teoriler ileri sürmüştür. Bugün kabul gören teori ise büyük çarpışma teorisidir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesine yakın bir yörüngede hareket eden Mars büyüklüğündeki bir gezegenin, buna Sia gezegeni adı verilmektedir, dünyaya çarpmasıyla ayın oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu gezegenin dünyaya çarpmasıyla dünyadan çok büyük bir miktarda parça koparak etrafa saçılmış. Bu saçılan parçalar yaklaşık 24 bin kilometre uzaklıkta bir araya gelerek ayı oluşturmuşlardır. Ay o günden bugüne kadar dünyadan uzaklaşmaktadır. Nedeni ise ilk oluştuğu sırada hem ay hem de dünya açısal momentum yasasına göre çok hızlı bir şekilde dönmekteydiler. Zamanla birbirinden uzaklaştıkça dönme hızları da düştü. İkinci, bir sonraki slaytta göreceğimiz gibi bu da günlerin ve yılların değerini değiştirdi. Ay'ın oluşumu sırasında dünyanın ekseninin, dönme ekseninin 23,5 derece eğildiği tahmin edilmektedir. Bu eğilmede bugünkü mevsimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani ay oluşmasaydı belki de bugün dünyada ilkbahar, sonbahar, kış ve yaz mevsimleri olmayacaktı. Dolayısıyla mevsimleri de ayın oluşmasına borçluyuz. Benzer şekilde ay dünyaya çarpacak olan birçok göktaşını kendine çekerek dünyayı birçok çarpışmadan korumuştur. Büyük bir ihtimalle yaşamın evriminin seyrinde de çok önemli bir rol oynamıştır.
Bu görselde dünyanın ve ayın 4,5 milyar yıl önceki bir resmini görmekteyiz. O zaman ay dünyaya çok yakın olduğu için çok büyük görünmekteydi. Hem ay hem de dünya kendi eksenleri etrafında hızlı dönmekteydi. Dünyadaki günlerin süresi 5 saat idi. Bir yıl ise 1750 gündü. Yani gün, hafta, ay kavramları göreli kavramlardır. Gezegenden gezegene ve zamana bağlı olarak değişmektedir. Bu görselde gezegenimizin çeşitli katmanlarını görmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi gezegenimizin 3 önemli katmanı vardır. Dıştan içe doğru litosfer, manto ve çekirdek. Litosfer mantonun üst kısmını ve kabuğu teşkil etmektedir. Manto da kendi içinde üst manto, alt manto olarak iki kısma ayrılmaktadır. Çekirdek ve sıvı dış çekirdek ve sıvı katı iç çekirdek olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Manto daha çok demir, magnezyum gibi elementlerin oluştuğu silikatlardan meydana gelmesine rağmen çekirdek ise büyük bir çoğunlukla demir ve nikel metallerinden oluşmaktadır. Dünyada iki tür kabuk vardır. Bunlardan birisi kıtasal kabuk, kıtaları oluşturan kabuk. Diğeri ise okyanusların altını kaplayan okyanusal kabuktur. Bunların hem kimyasal bileşimi, hem kalınlığı, hem de yoğunluğu farklıdır. Çünkü farklı miktardaki minerallerden oluşmaktadır. Okyanusal kabuk büyük ölçüde basaltik ve gabrolardan gabroiddir, gabrolardan oluşmaktadır. Kıtasal kabuğun bileşimi ise grana diöretiktir. Kalınlığı ortalama 35-40 kilometredir. Yer yer bu kalınlık Himalayalarda da olduğu gibi 90 kilometreye kadar çıkmaktadır. Dünyamızın göktaşların çarpması sonucu oluştuğunu biliyoruz. Ve bu göktaşları çarpışması olayının da doğal kazalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu görseldeki A fotoğrafında Ay'ın yüzeyini görmekteyiz. B fotoğrafında ise Merkür'ün yüzeyini görmekteyiz. Bu fotoğraflardan da görüleceği gibi Ay ve Merkür'ün yüzünde binlerce, büyük bir ihtimalle de on binlerce gök taşı krateri bulunmaktadır. Yani bildiğimiz gibi Güneş sistemindeki bütün gezegenler, gök taşları düzenli bir yörüngede hareket etmemektedirler. Zaman zaman bunların yörüngeleri çakışmakta ve büyük çarpışmalara neden olmaktadır. Bu çarpışmalar olmasaydı zaten gezegenler ve dünyamızda olmayacaktı. Bugün yapılan çalışmalar gösteriyor ki dünyamızda yaklaşık 180 tane çarpma krateri bulunmaktadır. Bu sayı Ay'la Merkür'le karşılaştırıldığında çok küçük bir sayıdır. Bunun nedeni ise dünyamız dinamik bir gezegen ve sürekli değişim ve evrim geçirmektedir. Dünyamıza çarpan göktaşların kraterlerin hemen hemen hepsi jeolojik olaylar tarafından işlenerek yok edilmiştir. Büyük bir ihtimalle dünyaya da on binlerce oluşumdan sonra on binlerce göktaşı çarpmıştır. Şimdi bu göktaşı kraterlerinden bazılarına göz atacağız. En çok bilinen kraterlerden birisi Arizona'daki Beringer krateridir. Bu krater yaklaşık 50 bin yıl önce bir demir göktaşının çarpmasıyla oluşmuştur. Bu demir göktaşının ismi ise Canyon Diablo demir göktaşıdır. Bu göktaşı dünyanın yaşının hesaplamasında kullanılmıştır. Bu nedenle önemli bir göktaşıdır. Bu kraterin çapı yaklaşık 1.2 kilometredir. Çarpan göktaşının ise yaklaşık 50 metre çapında olduğu düşünülmektedir. Şimdi de benim arazi çalışması yaptığım, arazi dersi verdiğim Kanada'nın Sudbury bölgesindeki bir kraterden söz edeceğim.
Bu A şeklinde görüldüğü gibi Ontario'nun güney kısmının basitleştirilmiş bir haritası var. Dikdörtgen içerisinde yer alan elips şekilli kısım Sudbury kraterini göstermektedir. Bu kraterin oluşumu yaklaşık pardon. 1850 milyon yıl önce olmuştur. Çarpışmaya neden olan çarpan göktaşının da çapının 10 ile 15 kilometre çapında olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü kraterin en uzun kısmı 60 kilometre olmasına rağmen ilk kraterin çarpışma sırasında ortaya çıkan kraterin çapının 250 kilometre olduğu tahmin edilmektedir. B fotoğrafında kraterin oluşması sırasındaki çarpma bileşini görmekteyiz. Kraterin oluşması sırasındaki şiddetli olay nedeniyle üst mantonun ergidiği, bazalt ürettiği, bu bazaltın çarpma bileşi içerisine girdiği tahmin edilmektedir. Burada çarpma bileşinin içerisine giren bazaltı görmekteyiz. Ben öğrencilerimi genellikle bu bölgeye götürüyorum arazi çalışması için. Bu slaytta öğrencilerimizle yaptığımız bir çalışmayı görmekteyiz. B fotoğrafında ise benim hanım ve çocuklar görülmektedir. Onları da bu krater yapısını görmesi için Sudbury kraterine götürdüm. Sudbury kraterinin içindeki yapılar bu çarpma olayına kanıt oluşturmaktadır. A fotoğrafında yine bir çarpma bileşini görmekteyiz. Buradaki çekiç İhsan Çetin hocamızın çekicidir. Görüldüğü gibi çarpma sırasında Arkeen temel kayaçları parça parça olmuş. O kayaçların içerisine bazaltlar sokularak katılaşmıştır. B fotoğrafında ise çarpmadan sonra atmosfere çıkan çeşitli büyüklükteki gök taşları tekrar yere düşerek atmosferden düşen breşi oluşturmuştur. C fotoğrafında ise bir çarpma yelpazesini görmekteyiz. Çarpma sırasında ortaya çıkan muazzam şok dalgaları bu kayaçlar içerisinde burada görüldüğü gibi bir yelpaze yapısı oluşturmuştur. Şimdi gök taşlarının sınıflamasına bakacağız. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre gök taşları iki basit gruba ayrılmaktadır. Birinci grup ayrımlaşmamış gök taşlarıdır. Bunlar değişime uğramamış, güneş sistemi oluşması sırasındaki ilk katı maddeleri teşkil eden gök taşlarıdır. Dolayısıyla güneş sistemi hakkında, gezegenler hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Bu gök taşlarına taşlı kondritler adı verilmektedir. Bunlar da üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar karbonlu, yaygın ve enstatitli gök taşlarıdır. Diğer grup ise ayrımlaşmış gök taşlarıdır. Bunlar parçalanmış gezegenlerin ve gezegenciklerin parçalarını temsil etmektedir. Bunları akondrit, taşlı demirli ve demirli gök taşları olarak üç ana gruba ayırabiliriz. Akondritler kabuk ve manto parçalarını temsil ederken taşlı demirli gök taşları gezegenciklerin manto ve çekirdek geçişini temsil etmektedir. Demirli gök taşları ise parçalanan gezegenciklerin çekirdeklerini temsil etmektedir. Şimdi bu gök taşların fotoğraflarını göreceğiz. Bu görselde gök taşları içerisinde, daha doğrusu gezegenlikler içerisinde nasıl bir ayrımlaşma olduğunu görmekteyiz. A şeklinde ayrımlaşmamış, henüz bir değişime uğramamış bir gezegenciği görmekteyiz. Gezegenciğin büyümesiyle demir ve manto kabuk oluşmakta.
ve şeklinde de bu ayrımlaşmayı görmekteyiz. C fotoğrafı ise bu gezegenciğinin parçalanmış bir halini temsil etmekte. Parçalanmayla uzaya saçılan bu parçalar daha sonra dünyanın çekim alanına girerek yeryüzüne ulaşmışlardır. D fotoğrafında gördüğümüz resim bir gezegenciğin çekirdeğini temsil ederken E fotoğrafında gördüğümüz taşlı kondrit, peridotit, piroksen bolibinden oluşan bu taş gezegenciğin mantık kısmını temsil etmektedir. A fotoğrafında 1852 yılında Romanya'ya düşen bir kondrit, taşlı kondrit göktaşını görmekteyiz. Bu göktaşı içerisinde çok sayıda küresel yuvarlak şekilli yapılar yer almaktadır. Bunlara kondrül adı verilmektedir. Bu kondrüller Güneş sistemindeki ilk katı maddeler oldukları için Güneş sisteminin oluşumu hakkında, gezegenlerin oluşumu hakkında son derece faydalı bilgiler sağlamaktadır. B fotoğrafında ise 1997 yılında Libya'ya düşen Akondrit'i görmekteyiz. Bu fotoğrafa baktığımızda fotoğraf hayat içerisinde köşeli parçacıkların var olduğunu görüyoruz. Bu köşeli parçacıklar bu gök taşının bir çarpma breşi olduğunu, çarpma sırasında gezegenin ya da gezegenciğin atmosferini aşarak uzaya ulaştığını, daha sonra da dünyanın çekim alanına girerek dünyaya ulaştığını temsil etmektedir. Bu görselde Mars ve Ay akondritlerini görmekteyiz. Şekil ada Mars'tan dünyamıza düşen göktaşı parçalarını görmekteyiz. B'de ise Ay'dan yeryüzüne ulaşan göktaşı parçalarını görmekteyiz. Beyaz şekilli beyaz renkli taş burada anortoziktir. Kalsiyumca zengin plajoklası temsil eden anortozit kayacıdır. Ay'da da çok miktarda bulunmaktadır. Dünyamızın C1 tür yani karbonlu kondritlerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla dünyanın ve dünyadaki tüm canlıların ham maddesinin bu göktaşı olduğunu söyleyebiliriz. A fotoğrafında bu kondriti görmekteyiz. İçerisinde yine onlarca hatta yüzlerce sayıda küçük küresel şekilli yapılar yer almaktadır. Bunlar kondrüllerdir. B ve C şekillerinde bu kondrüllerin mikroskopik yapılarını görmekteyiz. Kondritler Güneş sisteminin iç kısmındaki erimiş toz parçacıklarını temsil etmektedirler. Onların yığılışmasıyla oluşmuşturlar. Dolayısıyla Güneş sisteminin oluşumu hakkında son derece faydalı bilgiler içermektedirler. Bu görselde iki tane C1 türü kondriti görmekteyiz. A'daki fotoğrafta 1899'da Finlandiya'ya düşen Björböle kondritini görmekteyiz. B fotoğrafında ise 1970'te Oklahoma'ya düşen Lost City göktaşının fotoğrafını görmekteyiz. Yine görüleceği gibi göktaşların içerisinde yüzlerce miktarda küresel yapılar yer almaktadır. Bu küresel yapılar kondrülleri temsil etmektedirler. Şimdi de demirli, taşlı göktaşlarının fotoğraflarını göreceğiz. A fotoğrafında 1951 yılında Arjantin'e düşen demirli taşlı bir göktaşını görmekteyiz. Fotoğraftaki beyaz alanlar demiri temsil etmekte. Siyah alanlar piroksen, sarımsı alanlar ise olivin mineralini temsil etmektedir. Minerallerin ölçeğinin büyük olması bu göktaşlarının yavaş soğuma ile yani milyonlarca yıl süreci içerisinde oluştuğunu
bize göstermektedir. Benzer şekilde Behf fotoğrafında da taşlı demir göktaşını görmekteyiz. Göktaşının içerisinde demir beyaz alanları temsil ederken siyah mineraller piroksenini, sarımsı mineraller ise olivini temsil etmektedir. Bu göktaşlarına yakından baktığımızda çok sayıda olivin kristalinin olduğunu görmekteyiz. Burada 1882 yılında Kansas, Amerika'nın Kansas eyaletine düşen demir göktaşını görmekteyiz. İçerisinde çok sayıda olivin, gri alanlar, koyu alanlar ise demiri temsil etmektedir. Yine ölçekten de görüleceği gibi olivinlerin boyutu 1-2 santimetredir. Bu da bize yavaş soğuma olduğunu, dolayısıyla bu gezegenciğin onlarca milyon yıl içerisinde oluştuğunu göstermektedir. Şimdi de demir göktaşlarına bakacağız. Bu görselde iki tane demir göktaşını görmekteyiz. Birincisi 1923 yılında Meksika'ya düşen bir göktaşıdır. Bu göktaşının iç dokusu Wittmann-Staaten dokusu olarak adlandırılmaktadır. Fotoğrafın sağ üst köşesinde ölçek vardır. Bu ölçeğe baktığımızda demir kristallerin birkaç santimetre hatta daha büyük olduğunu, dolayısıyla yavaş bir soğuma olduğunu göstermektedir. B fotoğrafında ise 1882 yılında Kansas'a düşen Brenham göktaşını görmekteyiz. Bu kısımda demir, bu kısımda ise taşlı demir bir özellik vardır. Dolayısıyla bu göktaşı çekirdek ile manto geçişini temsil etmektedir. Yani bir gezegenin mantosuyla çekirdeği arasındaki sınırı bize göstermektedir. Şimdi dünyanın yaşının nasıl hesaplandığına bir bakacağız. Dünyanın yaşı konusunda çok sayıda çalışma olmuştur. Son 300 yılda birçok bilim adamı çeşitli yöntemler kullanarak dünyanın yaşını hesaplamaya çalışmıştır. Bu sunumda benim en çok faydalandığım iki kitap, Brent Dalrymple'in yazdığı iki kitaptır. Bunlardan birincisi sol taraftaki dünyanın yaşı, sağ taraftaki ise Güneş sisteminin ve dünyanın çevresindeki kozmik olayların yaşını anlatan kitaptır. Birinci kitap 1991 yılında yayınlandı. Sağ taraftaki ikinci kitap ise 2004 yılında yayınlanmıştır. Dünyanın ve göktaşlarının yaşını tartışmaya geçmeden önce yer bilimleri dersi almamış izleyicilerimiz için yaş tayininin nasıl yapıldığını kısaca açıklamak istiyorum. İzotoplar doğada iki şekilde bulunmaktadır. Bunlar duraysız izotoplar, yani zamanla değişen başka bir izotopa ya da elemente dönüşen izotoplardır. Bunlara radyoaktif izotop adı verilmektedir. Diğer ise duraylı izotoplardır. Yani zamanla değişmeyen izotoplardır. Kayaçların ve göktaşların yaşını tayin etmek için birçok yöntem kullanılmıştır. Kayaçların yaşını tayin etmekte en çok kullanılan yöntemlerden birisi uranyum kurşun ya da kurşun kurşun yöntemidir. Şimdi burada uranyum kurşun yöntemiyle yaş tayininin nasıl yapıldığını sizlere kısaca açıklamaya çalışacağım. Bozuşan elemente ya da izotopa ana izotop adı verilmektedir. Bozuşma sonunda ortaya çıkan izotopa ise kız izotop adı verilmektedir. Örneğin uranyum 238 ana izotop bozuşarak kurşun 206'ya dönüşmektedir. Görselin sol tarafında A, B, C, D şekillerinde uranyum 238 izotopunun
zamanla nasıl kurşun 206 izotopuna dönüştüğünü görmekteyiz. Bu dönüşümün grafiği E diyagramında gösterilmektedir. Diyagramda da görüleceği gibi iki tane eğri vardır. Kırmızı eğri uranyum 238 izotopunu temsil etmektedir. Mavi eğri ise kurşun 206 izotopunu temsil etmektedir. Zamanla uranyum 238 izotopu azalırken, azalma gösterirken kurşun 206 izotopu artmaktadır. Bu iki eğrinin kesiştiği bu nokta sistem içerisindeki uranyum 238 izotoplarının yarısının kurşun 206 izotopuna dönüştüğü zamanı temsil etmektedir. Dolayısıyla sistem içerisindeki 238 uranyum izotopunun yarısının kurşun izotopuna dönüştüğü süreye yarı ömür süresi adı verilmektedir. Bu sistem için yarı ömür 4.47 milyar yıldır. Yani bir kayaç içerisinde 1000 tane 238 uranyum izotopu varsa bunun 500 tane kurşun 206 izotopuna dönüşmesi için geçen süre 4.47 milyar yıldır. Benzer şekilde 100 uranyum 238 izotopunun 50 kurşun 206 izotopuna dönüşme süresi de 4.47 milyar yıldır. Aynı şekilde 10 uranyum 238 izotopunun 5 kurşun 206 izotopuna dönüşme süresi de 4.47 milyar yıldır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Bir sistem içerisindeki dönüşecek izotop sayısı sistem içerisindeki bozulmamış izotop, ana izotop ile doğrudan orantılıdır. İşte bu yasaya radyoaktif bozulma yasası adı verilmektedir. Bu bozulma yasasının formülü yeşil dikdörtgen içerisinde gösterilmektedir. Buradaki N harfi sayıyı temsil etmekte, D harfi ise zamanı temsil etmekte. Bu saniye ya da yıl olarak adlandırılmaktadır. Burada gördüğümüz bu lambda işareti ise bozuşma kat sayısını göstermektedir. Bu kat sayı bir olasılık sayısıdır. Bir izotopun, örneğin uranyum 238 izotopunun kurşun 206 izotopuna ne zaman dönüşeceğini bilemiyoruz. Fakat belli bir zaman aralığında bu izotopun, uranyum 238 izotopunun kurşun 206 izotopuna dönüşeceğini çok büyük bir hassasiyetle biliyoruz. Bu bozuşma kat sayısı aşağıda verilmektedir. Burada da görüldüğü gibi bu sayı son derece küçük ve hassas bir sayıdır. Dolayısıyla yapılan yaş ölçümleri de hassas bir şekilde doğrudur. Şimdi burada bu sistem kullanılarak nasıl yaş tayin ediliyor? Kısaca onun formülünü vereceğim. Yine ana izotopumuz uranyum 238, kız izotopumuz kurşun 206. Eğer bir mineral ve kayaç içerisindeki ana izotop sayısını biliyorsak, kayacın ya da mineralin katılaşmasından sonra ortaya çıkan kız izotop sayısını da biliyorsak, bunun yanında dönüşme kat sayısını da biliyorsak, o kayacın ya da mineralin yaşını burada gördüğümüz formülden kolayca bulabiliriz. Örneğin bu rakamları koyduğumuz zaman elimize bir yaş geçecektir. Bu örnek olduğu gibi 750 milyon ya da 1 milyar gibi bir yaş elde edebiliriz. Çeşitli yöntemlerle yapılan yaşlar aynı kayaçta benzer sonuçlar verdiği için
bu yaşlandırma yöntemlerinin son derece güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabloda çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilen gök taşlarının yaşlarını görmekteyiz. Birinci sütunda ki sütunda izotopları, izotop sistemlerini görmekteyiz. İkinci sütunda bu izotop sistemlerinin yarı ömür sürelerini görmekteyiz. Üçüncü sütunda ise izotopik yaş hesaplamada kullanılan izotopik oranları görmekteyiz. Bu tablodan da görüleceği gibi çeşitli sistemler çeşitli yarı ömürlere sahiptir. Örneğin samaryum neodimium izotop sisteminin yarı ömür süresi 106 milyar yıldır. Benzer şekilde rubidium strontium da uzun ömürlü bir izotoptur. 48.48 milyar yıllık bir yarı ömrü vardır. Gök taşlarının yaşlarının hesaplamasında birçok sistem kullanılmış. Aynı zamanda aynı taşlar başka laboratuvarlarda da ölçülmüş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. Dolayısıyla gök taşlarının yaşlarından şüphelenmek için bir neden yoktur. Peki dünyanın yaşı nasıl hesaplandı? Birçok bilim adamı dünyanın yaşını hesaplamak için çaba gösterdi. İlk gerçekçi yaşı ise Clair Patterson 1956 yılında tespit etti. Clair Patterson gök taşlarını ve yeryüzündeki sedimentleri kullanarak dünyanın yaşının 4.55 milyar yıl olduğunu saptadı. Günümüzde kabul edilen yaş ise Allegra ve arkadaşlarının Allende göktaşı üzerinde yaptığı yaş tayinidir. Bu yaş ise 4.57 milyar yıldır. Artı eksiden sonraki rakamlar hata payını göstermektedir. Bu hata payları son derece düşüktür. Dolayısıyla dünyanın yaşının 4.57 ya da 4.6 milyar yıl olduğunu güvenirlikle söyleyebiliriz. Bu tabloda çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan göktaşı yaş tayinlerini görmekteyiz. Birinci sütunda göktaşlarının isimleri, ikinci sütunda göktaşlarının türleri, üçüncü sütunda ise kullanılan yöntemleri, dördüncü sütunda ise elde edilen yaşları görmekteyiz. Birçok yöntem kullanılmıştır ve benzer yaşlar elde edilmiştir. Dördüncü sütunda görüleceği gibi bu yaşlar 4.46 ile 4.56 milyar yıl arasında değişmektedir. Dolayısıyla bu yaşlar bize göktaşlarının gerçek yaşını göstermektedir. Bu tabloda da yine farklı göktaşlarının farklı yöntemler kullanılarak yapılan yaş analizlerini görmekteyiz. Bazı göktaşları, örneğin Caddo County Demirli göktaşı iki farklı sistemle tayinlendirilmiş ve benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buradan da görüleceği gibi bu yaşlar 4.51 milyar ile 4.6 milyar yıl arasında değişmekte ve birinci, daha önceki tabloda gördüğümüz yaşlara büyük bir benzerlik göstermektedir. Ay'dan da aynı şekilde gelen taşlar da analiz edilmiştir. Bu tabloda ay taşlarının yaşlarını görmekteyiz. Birinci sütunda kaynak, ikinci sütunda örnek numarası, üçüncü sütunda ay taşlarının türleri, dördüncü sütunda kullanılan yöntem ve beşinci sütunda ise yaşları görmekteyiz. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada elde edilen yaşlar 4.37 ile 4.51 milyar yıl arasıdır. Yani gök taşlarından yaklaşık 50-60 milyon yıl daha gençtir. Bu da bize ayın gök taşlarının oluşumundan ve dünyanın oluşumundan yaklaşık 50-60 milyon yıl sonra oluştuğunu göstermektedir. Yani dünyamızın çekirdeği oluştuktan sonra ay oluşmuştur. Ayın kimyasal bileşimi de buna destek vermektedir.
Bu tabloda da dünyadaki en yaşlı kayaçlardan bazılarını görmekteyiz. Birinci sütunda, taşların bulunduğu ülkeleri, ikinci sütunda kayaçların adını, üçüncü sütunda kullanılan yöntemi, dördüncü sütunda ise yaşları görmekteyiz. Tablodan da görüleceği gibi bugüne kadar dünyada tespit edilen en yaşlı kayaç Kanada'daki Acasta gneiss'tadır. Bunların yaşı 4 milyardır. Şimdi diyeceksiniz ki dünya 4.6 milyar yıl önce oluştuysa neden 4 milyar yıldan daha yaşlı kayaç yoktur? Nedeni ise jeolojik olaylardır. Lehva tektoniği ve göktaşı çatmaları daha önceki taşları işleyerek yok etmiştir. Bu nedenle daha yaşlı kayaç şu ana kadar bulunamamıştır. Fakat yapılan çalışmalar 4.4 milyar yıl yaşlı zirkon kristalleri bulmuştur. Dolayısıyla 4.4 milyar yıl önce kayaç oluştuğunu, kıta oluştuğunu bu zirkon kristallerinden söyleyebiliriz. Sonuçlar. Dünyamız ve diğer gezegenler, Güneş 4.6 milyar yıl önce gaz ve toz bulutlarının çökmesiyle oluşmuştur. Gezegenlerin kimyası onların Güneş'e olan uzaklığına bağlıdır. Gök taşları Güneş sisteminin oluşumu, yaşı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Dünyamız C1 tür yani karbonlu kondritik gök taşlarının yığışmasıyla oluşmuştur. 4.5 milyar yıl önce Mars büyüklüğündeki bir gezegenin Dünya'ya çarpmasıyla da Ay oluşmuştur. İlginiz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum.